Yunus Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra İşte sana hikmetlerle dolu kitabın ayetleri İnsanları uyar, iman edenlere de Kendileri için Allah katında yüksek bir doğruluk derecesi bulunduğunu müjdele diye içlerinden bir er kişiye vahiy göndermemiz insanlara şaşırtıcı mı geldi? küfre batanlar bu adam açık bir büyücüdür dediler. Şu bir gerçek ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arş üzerine egemenlik kurup iş ve oluşu çekip çeviren Allah'tır. Onun izni olmadıkça hiçbir şefaatçi devreye giremez. İşte bu Allah'tır sizin Rabbiniz. Artık ona kulluk ibadet edin. Düşünüp anlamıyor musunuz? Allah'tan hak bir vaat olarak hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Yaratılışı başlatır, sonra yarattıklarını varlık alanına ardarda arda çıkarır ki iman edip hayra ve barışa yönelik amelleri yerli yerince sergileyenleri ödüllendirsin. Küfre alanlara gelince onlar için nankörlük edip gerçeği örtmeleri yüzünden kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap öngörülmüştür. Güneşi ısı ve ışık kaynağı, ayı hesabı ve yılların sayısını bilesiniz diye bir nur yapıp ona evreler takdir eden odur. Allah bütün bunları rastgele değil şaşmaz ölçülere bağlı olarak yaratmıştır. Bilgiyle donanmış bir topluluk için ayetleri ayrıntılı kılıyor. Şu bir gerçek ki geceyle gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında Allah'ın göklerde ve yerde vücut verdiği şeylerde sakınan bir topluluk için sayısız ayetler vardır. Şu bir gerçek ki bize kavuşmayı ummayanlar, iğreti hayatla tatmin bulup onunla rahatlayanlar ve ayetlerimizden uzaklaşıp gaflete dalanlar, kazandıkları şeyler yüzünden varış yerleri ateş olacakların ta kendileridir. İman edip hayra ve barışa yönelik amel sergileyenlere gelince, Rableri onları imanlarıyla doğruya ve güzele iletir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların altlarından ırmaklar akacaktır. Orada onların yakarışı tesbih ederiz seni ey Allah'ımız ve birbirlerine esenlik dilemeleri selam şeklindedir. Ve onların son çağrışları şudur: Bütün övgüler alemlerin Rabbi Allah'adır. Allah insanlara şerri onların hayrı acele istedikleri gibi çabucak verseydi, ecellerinin onlara ulaşmasına çoktan hükmedilmiş olurdu. Ama biz, bize kavuşmayı ummayanları, kendi azgınlıkları içinde körü körüne bocalamaya bırakırız. İnsana zorluk dokunduğu zaman, yan yatarken, otururken, ayaktayken bize yalvarır. Ama sıkıntısını çözdüğümüzde, kendisine dokunan bir zorluk yüzünden bize hiç yalvarmamış gibi çekip gider. Haksızlığa, aşırılığa sapanlara yapmakta oldukları işte böyle süslü gösterilmiştir. Andolsun ki biz sizden önceki kuşakları zulmettikleri ve Resulleri kendilerine açık kanıtlar getirdiği halde inanmadıkları için helak ettik. Günaha batanlar topluluğunu biz böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından yeryüzünde sizi halefler kıldık ki nasıl iş yapacağınızı görelim. Ayetlerimiz onlara açık seçik parçalar halinde okunduğu zaman bize ulaşmayı ummayanlar şöyle dediler. Bundan başka bir Kur'an getir yahut bunu değiştir. De ki onu kendiliğimden değiştirmem benim için söz konusu olamaz. Ben sadece bana vah yoluna uyuyorum.'' Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkuya düşerim. De ki Allah dileseydi onu size okumazdım, onu size bildirmezdi de. Ondan önce içinizde bir ömür kalmıştım. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Yalan düzerek Allah'a iftira eden yahut onun ayetlerini yalanlayan kişiden daha zalim kim var? Şu bir gerçek ki suçlular iflah etmezler. Allah'ın yanında bir de kendilerine zarar veremeyen, yarar sağlayamayan şeylere kulluk ediyorlar ve şöyle diyorlar. Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçılarımızdır. Söyle onlara. Allah'a göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi haber veriyorsunuz? Şanı yücedir onun. Ortak koştuklarından arınmıştır o. İnsanlar bir tek ümmetten başka değilken ihtilafa düştüler. Eğer Rabbinden bir söz öne geçmemiş olsaydı, tartışıp durdukları konuda aralarında hüküm verilir, iş mutlaka bitirilirdi. Şöyle derler, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki gayb Allah'ın tek elinde. Hadi bekleyin, sizinle birlikte ben de bekleyenlerdenim. İnsanlara kendilerine dokunan bir darlıktan sonra bir rahat tattırdığımızda ayetlerimiz hakkında hemen bir tuzak sergilerler. De ki: Tuzak kurma bakımından Allah daha hızlıdır. Zaten resullerimiz kurmakta oldukları tuzakları kaydediyorlar. O yürütüyor sizi karada ve denizde. Diyelim gemidesiniz. Gemiler içindekileri latif bir rüzgarla götürüyorlar. İçeridekiler ferah ve sevinç duymaktalar. Birden korkunç bir kasırga geliverdi her taraftan dalgalar üzerlerine çullandı. Çepeçevre kuşatıldıklarını düşünüp dini yalnız Allah'a özgüleyerek duaya koyuldular. Eğer bizi şu durumdan kurtarırsan yemin olsun sana şükredenlerden olacağız. Ama Allah onları kurtarınca hiç vakit geçirmeden yeryüzünde haksızlığa sapıp azgınlaşırlar. Ey insanlar! Şu irete hayatın menfaati için yaptığınız azgınlık ve taşkınlık yalnız sizin aleyhinizedir. Bir süre sonra bize döndürüleceksiniz ve yapmakta olduklarınızı size haber vereceğiz. Şu irete hayatın durumu gökten indirdiğimiz bir suya benzer. İnsanların ve davarların yedikleri yeryüzü bitkisi onunla karışmıştır. Nihayet toprak takılarını kuşanmış, süslenmiştir. Toprağın sahipleri onun üzerinde egemen olduklarını sanmaktadırlar. Tam bu sırada emrimiz ona gece veya gündüz ulaşmıştır ve onu sanki dün yerinde yokmuş gibi biçip atmışızdır. Derin derin düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrıntılı olarak veriyoruz. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini dost doğru bir yola kılavuzlar. Güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik var. Dahası da var. Onların yüzlerine ne kara bulaşır ne de zillet ulaşır. Cennetin dostlarıdır onlar. Sürekli kalıcıdırlar orada. Kötülük kazananlara ise kötülüğün miktarınca karşılık vardır. Ama yüzlerini bir zillet de kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Yüzleri Gece parçalarından karanlıklarla kaplanmış gibidir. Ateşin dostlarıdır bunlar. Sürekli kalıcıdırlar içinde. Gün olur onları bir araya toplarız. Sonra şirke batmışlara sesleniriz. Siz ve ortak yaptıklarınız yerlerinize aralarını ayırmışızdır. Ortak tuttukları şöyle haykırırlar. Siz bize kulluk etmiyordunuz. Sizinle bizim aramızda tanık olarak Allah yeter. Doğrusu biz sizin ibadetinizden tamamen habersizdik. İşte orada her benlik önceden gönderdiği şeyi kendisi deneyecektir. Hepsi gerçek mevlalarına döndürülmüş, iftira aracı yaptıkları şeyler kendilerini koyup gitmiştir. Sor, sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor?'' Ya o işitme gücünün ve gözlerin sahibi kim? Kim çıkarıyor ölüden diriyi ve kim çıkarıyor diriden ölüyü? Kim çekip çeviriyor iş ve oluşu? Hemen Allah diyecekler. De ki: Hala kendinize gelmiyor musunuz? İşte bu Allah'tır sizin hak rabbiniz. Haktan sonra sapıklıktan başka ne kalır ki? Peki, nasıl oluyor da yüz geri döndürülüyorsunuz? Bu budur. Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki onlar iman etmezler sözü gerçekleşmiştir. De ki ortak tuttuklarınız içinde yaratışa başlayan sonra yarattığını çevirip bir daha yaratan kim var? De ki Allah yaratışı başlatır sonra onu çevirip yeniden yaratır. O halde nasıl oluyor da başka bir yöne döndürülüyorsunuz? Şunu da söyle. Ortak tuttuklarınızdan kim var hakka götüren? De ki Allah götürür hakka. Hakka götürebilen mi izlenmeye daha layıktır? Yoksa kılavuzlanmadıkça yolu bulamayan mı? Peki ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz siz? Onların çoğu sanıdan başka bir şeyin ardınca gitmiyor. Doğrusu da şu ki sanı haktan hiçbir şey ifade etmez.'' Allah onların yaptıklarını iyice bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tan başka birileri tarafından uydurulmuş değildir. O kendinden öncekinin tasdiki ve kitabın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Alemlerin Rabbindendir o. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki eğer doğru sözlüler iseniz Allah dışında elinizin yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure ortaya çıkarın. Hayır, düşündükleri gibi değil. Onlar ilmini kuşatamadıkları ve yorumu kendilerine hiç gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamıştı. Bak da gör nasıl olmuştur zalimlerin sonu. İçlerinden buna inanacak var, inanmayacak var. Bozguncuları Rabbin daha iyi bilir. Seni yalanladılarsa şöyle söyle. Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım. İçlerinde sana kulak verenler de vardır. Peki, sağırlara sen mi işittireceksin? Hele bir de akıllarını kullanmıyorlarsa. Onlardan sana bakanlar da vardır. Peki, körlere sen mi kılavuzluk edeceksin? Hele kalp gözleriyle de görmüyorlarsa. Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ama insanlar öz benliklerine zulmediyorlar. Onları huzuruna toplayacağı gün, gündüzün bir saatinden başka dünyada durmamış gibidirler. Aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalanlayıp da doğru yolu tutmamış bulunanlar hüsrana uğramışlardır. Onlara vaat ettiğimizin bazısını sana göstersek de, seni vefat ettirsek de dönüşleri bizedir. Sonunda Allah işlemiş olduklarına tanıklık edecektir. Her ümmet için bir Resul öngörülmüştür. Resulleri gelince aralarında adaletle hüküm verilir. Hiçbir zulme uğratılmazlar. Diyorlar ki, doğru sözlülerseniz bu vaat ne zaman? De ki, ben kendime bile Allah'ın istediği dışında bir zarar verme yahut yarar sağlama gücünde değilim. Her ümmetin bir eceli var. Ecelleri geldiğinde bir saat geri de kalamazlar, ileri de gidemezler. Şöyle söyle, diyelim onun azabı size gündüzün veya geceleyin gelecektir. Suçlular bunlardan hangisini aceleyle ister? O azap başınıza patladıktan sonra mı iman ettiniz? Şimdi mi Hani onu aceleden isteyip duruyordunuz? Sonra zulmedenlere şöyle denecek. Sonsuzluğun azabını, sonsuz azabı tadın. Kazandığınız şeyler dışında bir şeyle cezalandırılmayacaksınız. Soruyorlar sana, doğru mu bu? De ki, evet, Rabbime yemin ederim, o doğrunun ta kendisidir. Ve siz ondan yakayı kurtaramayacaksınız. Zulmetmiş her benlik, Yeryüzündekiler kendinin olsa kurtulmak için tümünü fidye verecektir. Azabı gördüklerinde pişmanlığı ta içlerinde duyarlar. Aralarında adaletle hükmedilmiştir. Asla zulme uğratılmazlar. Gözünüzü açın, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Gözünüzü açın, Allah'ın vaadi haktır ama onların çokları bilmiyorlar. O hayat verir, o öldürür. Ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! işte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet geldi. De ki Allah'ın lütfuyla, onun rahmetiyle, sadece onunla sevinip ferahlasınlar. O, onların toplayıp yığdıklarından hayırlıdır. De ki ne oldu size de Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir haram yaptınız bir de helal. De ki Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Yalanı Allah'a yakıştıranlar kıyamet günü hakkında ne düşünüyorlar? Allah insanlara karşı elbette lütuf sahibidir. Fakat onların çokları şükretmiyorlar. Bir iş ve oluşta bulunsan Kur'an'dan bir şey okusan Herhangi bir iş yapsanız siz ona dalıp da gitmişken biz üstünüzde mutlaka tanıklarız. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey ondan daha küçüğü de daha büyüğü de Rabbinden uzakta gizli kalmaz. Tümü apaçık bir kitaptadır. Gözünüzü açın. Allah'ın velileri için hiçbir korku yoktur. Tasaya da düşmezler onlar. Onlar inanmış takvaya sarılmışlardır. Dünya hayatında da ahirette de müjde vardır onlara. Allah'ın kelimeleri değişmez. İşte budur o büyük kurtuluş. Onların sözü seni üzmesin. Tüm onur ve kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Gözünüzü açın. Göklerde kim var, yerde kim varsa Allah'ındır. Allah'ın yanında başka şeylere yalvaranlar ortak koştuklarına uymuyorlar. Allah'ın yanında ortaklara yalvaranlar neyin ardı sıra gidiyorlar. Onlar sadece sanıya uyuyorlar ve onlar sadece saçmalıyorlar. O odur ki içinde durup dinlenesiniz diye sizin için geceye vücut verdi. Gündüzü de aydınlık kıldı. Hiç kuşkusuz bunda dinleyecek bir topluluk için ibretler vardır. Allah çocuk edindi dediler. Haşa. Allah bundan arınmıştır. O ganidir. Hiçbir şeye muhtaç olmaz. Göklerdekiler de, yerdekiler de onundur. Elinizde söylediğinize ilişkin hiçbir kanıt yok. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? De ki Allah hakkında yalan düzüp iftira edenler iflah etmeyeceklerdir. Dünyada biraz nimetlenme ardından dönüşleri bize. Sonra biz inkar ettiklerinden ötürü şiddetli azabı onlara tattıracağız. Onlara Nuh'un haberini de oku. Hani toplumuna şöyle demişti: Eğer benim konumum ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa artık ben Allah'a dayandım. Siz de ortaklarınızla bir araya gelip işinize bakın. Yapacağınız şey size bir kaygı da vermesin. Hükmünüzü bana uygulayın ve bana fırsat da vermeyin. Yüz çevirdiyseniz çevirin. Ben sizden bir ücret istemedim. Benim ücretim Allah'tan gelecektir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Bunun üzerine onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Onları yöneticiler yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da batırıp boğduk. Bak da gör, önceden uyarılanların sonu nice oluyor. Nuh'un ardından birçok resulleri daha toplumlarına gönderdik. Onlara açık seçik kanıtlar getirdiler. Ama onlar daha önceden yalanladıkları şeye bir türlü inanmadılar. Azgınlığa sapanların kalplerini biz işte böyle mühürleriz. Onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimiz eşliğinde Fıravun ve kurmaylarına gönderdik. Kibre saptılar ve günahkar bir topluluk oldular. Gerçek katımızdan onlara geldiğinde şöyle demişlerdi. Hiç kuşkusuz bu apaçık bir büyüdür. Musa dedi ki, gerçek size ulaştığında böyle mi konuşuyorsunuz? Büyü müdür bu? Büyücülerin kurtuluşu yoktur. Dediler ki: "Sen bize atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çeviresin de bu toprakta devlet ve ululuk ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz." Firavun seslendi: "Tüm bilgin büyücüleri huzuruma getirin." Büyücüler gelince Musa onlara şöyle dedi: "Ortaya koyma gücünde olduğunuz şeyleri sergileyin." Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa dedi ki: "Sergilediğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka hükümsüz kılacaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzgün yürütmez. Ve günahkarlar hoş görmese de Allah gerçeği kelimeleriyle ortaya çıkarıp kanıtlayacaktır. Firavun ve kodamanlarının kendilerine kötülük etmelerinden korktukları için kavmi arasından bir gençlik grubu dışında hiç kimse Musa'ya inanmadı." Çünkü Firavun o toprakta gerçekten çok üstündü ve gerçekten sınır tanımaz azgınlardan biriydi. Musa dedi ki ey toplumum eğer Allah'a inandınızsa gerçekten Müslümansanız yalnız Allah'a dayanıp güvenin. Şöyle yakardılar. Yalnız Allah'a dayandık. Rabbimiz bizleri zulmedenler toplumu için bir imtihan aracı yapma. O küfre sapmış toplumdan rahmetinle bizi kurtar. Musa'ya ve kardeşine şunu vahyettik: Kavminiz için kendilerini yerleştirmek üzere Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi kıble yapın, karşılıklı yapın ve namaz kılın. İnananlara müjde ver. Musa şöyle dedi: Rabbimiz, sen Firavun ve kodamanlarına şu geçici hayatta debdebe verdin, mallar verdin. Rabbimiz senin yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz onların mallarını sil süpür, kalplerini şiddetle sık ki acıklı azabı görünceye kadar inanmasınlar. Allah cevap verdi. İkinizin duası kabul edildi. Doğruluktan şaşmayın. İlimden nasipsizlerin yolunu izlemeyin. Ve İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu azgınlık ve düşmanlıkla onları izlemekteydi. Nihayet boğulma ümüğüne çökünce şöyle dedi. İman ettim. İsrail oğullarının inanmış olduğu dışında ilah yok. Ben de ona teslim olanlardan. Şimdi mi daha önce isyan etmiş bozgunculardan olmuştu? Bugün senin bedenini kurtaracağız ki arkandan gelenlere bir ibret olasın. Ama insanların çoğu bizim ayetlerimizden gerçekten habersiz bulunuyor. Andolsun biz İsrail oğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve kendilerine temiz yiyeceklerden rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Hiç kuşkusuz Rabbin tartışmakta oldukları şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Şayet sen sana indirdiğimizden kuşkulanmaktaysan senden önce kitabı okuyanlara sor. Andolsun hak sana Rabbinden gelmiştir. O halde sakın kuşkulananlardan olma. Ve sakın ayetlerimizi yalanlayanlardan olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Aleyhlerine Rabbinin kelimesi hak olanlar iman etmezler. Tüm ayetler onlara gelse bile ta o korkunç azabı görünceye kadar. Bir kent inansa da imanı kendisine yarar sağlasa ya Yunus'un kavmi müstesna. Onlar inanınca dünya hayatında rezillik azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerini belirli bir süreye kadar nimetlendirmiştik. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündeki insanların hepsi toptan iman ederdi. Hal böyleyken mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah pisliği aklını kullanmayanlar üzerine bırakır. De ki göklerde ve yerde neler var? Neler oluyor? Bir bakın. O ayetler ve uyarılar iman etmeyen bir toplumun hiçbir işine yaramaz. Onlar sırf kendilerinden önce gelip geçenlerin günleri gibisini bekliyorlar. De ki bekleyin. Sizinle beraber ben de bekleyenlerden. Sonunda biz rasullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyledir. üzerimize bir borç olarak inananları kurtarırız. De ki, ey insanlar, benim dinimden kuşkuda iseniz, ben sizin Allah'ın berisinden kulluk ettiklerinize kulluk etmeyeceğim. Tam aksine ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk edeceğim. Bana müminlerden olma emredildi. Şu da emredildi. Yüzünü bir hanif olarak dine çevir. Sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana yarar sağlamayacak ve zarar veremeyecek şeylere yakar mı? Eğer bunu yaparsan mutlaka zalimlerden olursun. Allah sana bir zarar dokundurursa onu kaldıracak olan başkası değil yine odur. O sana bir hayır dilerse onun lütfunu reddedecek yoktur. Kullarından dilediğini lütfuyla nasiplendirir. Gafurdur o, rahimdir. De ki ey insanlar, şu bir gerçek ki hak size Rabbinizden gelmiştir. Artık doğruya yönelen kendi benliği için yönelir. Sapan da kendi benliği aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değil. Sana vahyedilene uy ve Allah hüküm verinceye kadar sabret. O hakimlerin en hayırlısıdır.